biz ilerici demokratik sol güçlerin ortak bir adayı, bu konuda 20 tane örgüt, değişik kesimlerle çeşitli görüşmeler yaptık. 100 bin imza toplayarak nasıl bir Türkiye isteyeceğimizi ortaya koyan bir yerde bu seçimlere başka bir yerden katılabilmekti. Buradaki amacımız da hayırı bu noktada çeşitlendirmekti. Çünkü hayır çeşitli, çoğulcu bir hayır dalgası var. Bu dalga bu seçimlere de yansıyacak. Biz de onun daha sosyalist bir kanadıydık. Bu kanadın da kendine bir temsil ve kendini ifade etme alanı bulması açısından 100 bin imzayla bu başkanlık seçiminde kendi gelecek tasavvurumuzu anlatmayı önemsiyorduk. Bunun için de çok kararlıydık ama doğal olarak az önce de söylediğim antidemokratik seçim yasasından kaynaklı olarak bu hakkımızı kullanamadık. Ama bunu kullanmıyor oluşumuz seçimlerde herhangi bir etkin pozisyon almayacağımız manasına gelmiyor. Bizim şu an yürüttüğümüz tartışma adaysız olarak hayrı sürdürme iradesini gösterme. Yani referandum sürecinde Haziran Hareketi ile beraber Türkiye'nin her yerinde hayrı yaydık biz. Hayrın güçlü olarak sahneye çıkmasında bizim de emeğimiz olduğunu düşünüyoruz. Biz doğal olarak bu seçimleri hayrın bir devamı, 16 Nisan'ın bir devamı olduğunu gördüğümüz için hayır demeye çağıran siyaseti sürdürecektik. Tek adam rejimine hayır, diktatörlüğe hayır, faşizme hayır, o hale hayır, savaşa hayır, sömürüye hayır, hayır deyip fikrimizi ifade eden, herhangi bir aday işaret etmeyen, çünkü birinci turda herhangi bir aday işaret etme üzerine bir siyasetin de doğru olduğu fikrinde de değiliz. Yani sonuç itibariyle ilk turda önemli olan herkesin sandığa gitmesidir. Yani sonuç olarak Savran öyle bir laf söyledi, biz seçimleri önemsiz görmüyoruz. İnsanların seçime katılmasını, her şeye rağmen seçime katılmasını, bu oyunu bozmasını, oy vermesini talep ediyoruz. Yani burada boykot, seçimlere ilgisiz kalma filan değil. Bu şartlarda, bu namüsait tabloda bile AKP'nin bu oyununu bozacak bir iradeyi, AKP, MHP, faşist bloğunun oluşturduğu bu planı bozacak bir iradeyi oluşturmak gerekliliğini düşünüyoruz. Oy vermeye vatandaşı, yani kim oy vereceğinden daha çok kim oy verilmemesine işaret eden bir siyaseti, fikri ama sadece şeyi değil, yani kime oy vermeyeceğimizi işaret etmek değil. Aynı zamanda nasıl bir Türkiye, nasıl bir rejim, nasıl bir demokrasi, bunları da bu seçim sürecinde anlatabilmek konusunda bir inisiyatif, birleşik bir inisiyatif yaratma çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Yani seçimlerde adayımız yok diye deyip kenarda asla oturmayacağız.